En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK'lılar ile Bağkur ve Tarım Bağkurluların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre 2000 sonrası SSK'lılarda en düşük emekli aylığı 2769, esnaf Bağkurlularda 3254, tarım Bağkurlularda ise 3068 lira olacak en düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK'lılar ile Bağkur ve Tarım Bağkurluların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK'lılarda en düşük emekli aylığı 2769, esnaf bağ kurlularda 3254, tarım bağ kurlularda ise 3068 lira olacak. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %25,47, memur maaşlarına %30,95 oranında zam yapılmıştı. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. Emekli Temmuz ayı zam oranı belli oldu mu? 5 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz'da alacağı zam oranı şekillenmeye başladı. 4 aylık enflasyon rakamı 31,71 olurken mayıs enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık oran %35,64'e yükseldi. Geçmiş yılların Haziran aylarındaki ortalama enflasyon gerçekleşmeleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise Temmuz ayında maaş zamları %36-38 arasında olabilir. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında %7 toplu sözleşme zammı alacak. 5 aylık enflasyon oranı baz alındığında memur ve memur emeklileri için %28,14 oranında enflasyon farkı imkanı doyuyor. Mayıs ve Haziran'daki enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam farkındaki son rakam netleşecek. SSK emeklileri de maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. 4 ay itibariyle bu rakam %31,71'i, 5 ay bazında %35,64'ü bulurken emeklilerin alacağı zam oranı Temmuz ayında netlik kazanacak.